Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık puf puf kabaran kafes poğaça tarifi paylaştım. Poğaçanın bitmiş hali böyle yumuşacık oldu. Pamuk gibi. Şekli vermek için bu aparatı kullanmıştım. Kafes kesici diye geçiyor. Bu aparatla çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama yoksa bıçakla da yapabilirsiniz. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Poğaçayı yapmak için yarım paket yaş maya kullanacağım. Yaş mayamı yoğuracağım kaba alıyorum. Şöyle elimle biraz eziyorum. Hemen üzerine 2 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum. Mutlaka ılık olsun. 1 su bardağı sıvı yağı. 2 tane yumurta kırdım. Beyazını hamura, sarısını üzeri için ayırdım. Yarım çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, şöyle 1 yemek kaşığı da labne peyniri koydum. Bu hamurumuzu daha lezzetli yapacak. Bunları güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırdım. Şimdi un ilave edeceğim. Önce şöyle bir 3-4 su bardağı ilave edeceğim. Spatula ile karıştıracağım. Daha sonra elimle yoğuracağım. Hamurum oldu. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. 7. su bardağını böyle un serperek elimle hamurumu iyice yoğurdum. Çok yumuşak bir hamur olmalı. Kesinlikle sert olmamalı. Böyle toparladım. Şimdi hamurumu yarım saat 45 dakika mayalanması için üzerini kapatacağım ve bekleteceğim. Hamuru yeterince beklettim. Çok güzel kabardı. Artık şekil vereceğiz. Tezgaha şöyle biraz un serptim. Hamurumu şurada havasını bir alıyorum ve tezgaha alacağım. Çok hafif un serpebilirsiniz. Çünkü çok yumuşak hamurumuz. Burada bir toparlıyorum. Çok güzel olmuş. Küçük parçalar alacağım. Mandalina büyüklüğünde yapabiliriz. Hamurlarıma şeklini verdim. 21 tane çıktı. Şimdi ilk yaptığım bezeden başlayarak açıyorum elimle. Elinizle açabilirsiniz. Merdane veya oklavaya gerek yok. Şöyle ince uzun bir şekilde genişletiyorum. Yeterli. Ben arası için beyaz peynir kullanacağım. Beyaz peyniri şuraya, şu kısma koyuyorum. Şu aparatı kullanacağım şekil vermek için. Bunu Ankara Eryaman'da oturanlar için ben Pasta Vista'dan aldım. İnternet siparişi de var. İnternetten de sipariş verebiliyorsunuz o mağazadan. Instagram'dan da takip edebiliyorsunuz Pasta Vista diye. Çok güzel çeşitler vardı. Pastalık malzeme ve şeklimiz böyle. Hemen bir tane daha yapacağım. Bu aparat yoksa evinizde tabi bıçakla da çizebilirsiniz. İnce ince kesikler atın. O şekilde de olur. Bu aparatı başka tariflerde de kullanacağım. Kurabiyelerde. Piştiği zaman şekli çok güzel görünüyor. Şimdi ben hepsine şekil vereceğim. Poğaçalarıma şeklini verdim. 15-20 dakika tepsi mayası verdireceğim. Poğaçalarımı yeterince beklettim. Artık yumurta sarısını süreceğim. Fırınımı da açtım 200 derecede. 2 tane yumurta sarısı ayırmıştık. Üzerine 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı da sıvı yağ döktüm. Karıştırıp bunları poğaçanın üzerine süreceğim. Dikkatli bir şekilde sürelim ki şekilleri bozulmasın. Yumurta sarısını sürdüm. Isınan fırınıma koyacağım. Alt üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. 2 tepsi çıktı. Birazdan da diğerini pişireceğim. Poğaçalarımı fırından çıkardım. 2. tepsi de henüz fırında. Şöyle göstereceğim. Yumuşacık oldu. Harika görüntüsüyle. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.